işi içine sığmıyordu. Biraz daha kalırsam boğulacağım artık dedi kendi kendine. Döndü. Saate baktı. Gece yarısını çoktan geçmişti. Aldırmadı. Kalkıp hazırlandı. Ve dışarı çıktı. Saat geç olduğu için sokakta tek tük insanlar dolaşıyordu. Biraz daha devam edip daha sessiz olur diye karanlık ara sokaklardan birine doğru daldı. Etrafta sadece çöpleri karıştıran kedilerden başka bir şey yoktu artık. Gecenin karanlığı ve sessizliği hakimdi her şeye. Yürümeye devam etti. Sokağın sonuna geldiğinde sola dönüp adımlarını deniz kenarına doğru çevirdi ve ilerlemeye devam etti. Deniz kenarına geldiğinde oradaki bankın kenarına bir sığıntı gibi ilişti. Hava soğuktu. Montunun kapşonunu alnına kadar çekip yakasını dikleştirdi. Soğuğu daha az hissetmek için. Denizin dalgaları kıyıya vurdukça onun da düşünceler beynine hücum etmeye başlamıştı artık. Gecenin sessizliğinde beyninde büyük bir kalabalıklaşma oluyordu. Sanki beynin içinde yüzlerce kişi aynı anda konuşmaya başlamıştı. Her kafadan bir ses çıkıyor ama hiçbirinin dediğini algılayamıyordu. Sadece beyninin içinde yüksek bir uğultuydu duydu. Birden ellerini kulaklarına kapatıp yeter susun artık diye bağırdı. Ama susmuyorlardı işte susmuyorlardı. Sesler artmış, uğultular daha da yükselmeye başlamıştı. Tekrar daha yüksek sesle yeter diye çığlık attı. Farkına varmadan sicim gibi yaşlar gözlerinden akmaya başlayıp hıçkırıklara boğuldu. Dizlerini yukarı kaldırıp kafasını dizlerine doğru kapattı. Bu sefer sessizce yeter artık, yeter, ne olur dayanamıyorum diye konuşmaya başladı kendi kendine. Neden dedi, neden kimse beni anlamak istemiyor? Neden herkes üstüme üstüme geliyor? Yeter, dayanamıyorum artık buna. Sonra iyice sessizleşti. Duyulan sadece hıçkırık sesleri oldu. Ne kadar zamandır orada oturduğunun farkında değildi. Artık zaman kavramını tamamen yitirmişti. Birden doğrulup yavaşça ayağa kalkıp deniz kıyısına doğru yaklaştı. Hadi bir cesaret dedi. Aramıza sadece birkaç adım var. Hadi bir cesaret. Birkaç adım daha attı. Denizin dalgaları ayaklarına vurmaya başlamıştı artık. Neyi bekliyorsun ki? Neyi düşünüyorsun hala dedi kendi kendine. Dön bir hayatına bak. Yanına bak. Kim var yanında? Hiç kimse. Ne yaptın bugüne kadar kendin için? Hiçbir şey. Hayattan bir beklentin kaldı mı? Hayır. Ne bekliyorsun ki o zaman? Hadi sadece birkaç adım daha. Sonra kendini akıntıya doğru sessizce bırakacaksın. Ve her şey son bulacak. Hepsi bu. Beyninde tek ses kalmıştı. Ve o da hadi diyordu ona. Hadi. Duraksadı, kafasını arkaya doğru çevirdi. Sanki geçmişte bıraktığı hayatına bakar gibi bir bakış attı. Ve yine gözlerinden sicim gibi yaşlar döküldü. Tekrar denize doğru çevirdi kafasını. Derin düşüncelere daldı. Beynin içinde son kalan ses de susmuştu artık. O bile onu terk etmişti. Artık duyduğu sadece dalgaların sesi, hissettiği sadece ayaklarına vuran suyun soğukluğuydu. Beyni, düşünceleri, vücudu, her şey bir anda boşaldı. Boş bir çuvaldan farksızdı artık. Yine beyninde kalan son ses konuşmaya başladı. Neyi düşünüyorsun? Neyi düşünüyorsun hala? Gitsene! Git! 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 Kafasını bir kez daha arkasına çevirip arkasındaki karanlığa doğru bir göz attı. Birden silkelendi. Ne yapıyorum ben dedi. Kim için? Ne için bu? Nasıl bir saçmalık dedi kendi kendine. Sonra denize doğru arkasına dönüp bu sefer adımlarını karanlığa doğru çevirdi. Banka doğru yaklaştı. Tam oturacakken vazgeçti. Birden ayaklarındaki ıslaklığı ve üşüdüğünü hissetti. Ve kesin bir karar vererek geldiği karanlık yollardan tekrar eve doğru yavaş yavaş gitmeye başladı. Yürürken o kadar dalgındı ki üzerine doğru son sürat gelen arabanın sesini bile duymadı. Sonra bir çarpma sesi ve gecenin sessizliğini bölen korkunç bir çığlık. Çarpmanın etkisiyle havaya doğru fırladı ve aynı hızla yere doğru çakıldı. Artık hiçbir şey hissetmiyordu. Son bir kez dünyaya baktı ve bir daha açılmamak üzere gözleri kapandı.